Bu görüntü 2005 yılından. Yer Trabzon. Polis tutuklu ve yükümlü aileleriyle Dayanışma Derneği adına bildiri dağıtan 5 genci linçten kurtarmaya çalışıyor. Halk terör örgütü propagandası yapanlara öfkeli. Polisin koruma altına aldığı kırmızı hırkalı genç kızın adı Nurgül Acar. 20 yaşında bir üniversite öğrencisiyken 7 yıl içinde polisin canlı bomba listesine girdi. İstanbul Gazi Osman Paşa'da polis Mücahit Daştan'ı 5 kurşunla şehit etti. Samsunlu ailenin kızı Acar 2004 yılında Karadeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümüne girdi. 2 yıllık üniversite hayatı boyunca sadece Trabzon'da değil Rize ve Ankara'da da eylemlere katıldı. Her seferinde linç edilmekten polis kurtardı. Nurgül Acar katıldığı yasa dışı eylemler yüzünden ilk kez 2006'da hakim karşısına çıktı. Güvenlik gerekçesiyle Trabzon'da değil Erzurum'da görüldü dava. Bir süre tutuklu kaldı. 2009'da serbest bırakıldı. Bu süre içinde okuldan da atıldı. 2007'de okul harcını ödeyemediği için kaydı silindi. Ölüm olacak direnişimiz. 2009'da izini kaybettirdi kadın eylemci. Yunanistan'a gitti. DHKPC'nin Lavrion kampında saldırı ve bomba eğitimi aldı. Bir süre sonra da arkadaşlarıyla Türkiye'ye döndü. 2009'un Kasım ayıydı. Emniyet Genel Müdürlüğü Nurgül Acar'ın dönüşünü tüm birimlere önemli koduyla iletti. 24 yaşındaki Nurgül Acar artık polisin canlı bomba listesindeydi. Aradan 3 yıl geçti. Nurgül Acar İstanbul Gazi Osman Paşa'da çıktı ortaya. Hedefinde polis ekipleri vardı. İlk gördüğü polis Mücahit Daştan'dı. Elektrik faturasını ödemişti 32 yaşındaki polis. Nurgül adım adım takip etti onu. Arkasından yaklaştı, kafasına ve vücuduna kurşun yağdırdı. Kaçarken etrafa ateş açmaya devam etti. 3 kişiyi yaraladı. Sivil polis yakaladı kadın saldırganı. Üzerinden silahı ve bir el bombası çıktı. Etrafını kuşatan polisler Nurgül Acar'ı emniyete götürdü. Polis memuruysa geride 2 aylık hamile eşini ve 2 yaşındaki kızını bıraktı.